soracağız ve son gelişmeler arasında, son dakika gelişmeleri arasında Kılıçdaroğlu'nun tek seferde 15 bin lira yatıracağız ve işte 8.500 liraya çıkaracağız bayram ikramiyesini. Ayrıyetten de bu bayram sürecinde 2.000 lira ödenecek ki onun üzerindeki aradaki farkı da geriye dönük ödeyeceğiz açıklamaları var. Torba yasa gelir mi? İçinde neler olabilir? Buna bakacağız ve son bölümde de EYT'den sonra ikinci hamle milyonlarca kişi 5 yıl erken emekli mi oluyor diye bugün önemli bir haber var. O haberin detaylarını Emin Bey bize aktaracak. Daha doğrusu teknik olarak haber detayı olarak onu da soracağım. Ağırlıklı olarak konuları konuştuğumuz bir yayın olacak. Soru alacağız ama çok az alacağız. Onu da belirtmiş olalım. Yayına gelen izleyicilerimize hemen hatırlatalım. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Emin Bey, çok sıcağı sıcağına bilgiyle başlayalım. Bugün TÜİK enflasyon rakamını açıkladı ve bu enflasyon rakamına göre Mart ayında enflasyon %2,29 arttı. Yıllık bazda da %50,51 arttı. Şimdi buradaki merak edilen konu şu. Emekli bu enflasyon artışının sonucunda ne kadar zam alacak? Yani Temmuz ayında ne kadar bir zam gelecek? Tabii bunun yanı sıra refah payı meselesi var. Onu da soracağım. Topyekün nasıl bir beklentidesiniz? Özellikle bu TÜİK'in açıkladığı rakamı biz sizinle çok önce konuşmuştuk. Bu tarihe geldiğini söylemiştik ve bugün programımız olduğunu da söylemiştik. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, merhaba sizlere ve izleyicilerimize. Bugünkü açıklanan enflasyon TÜİK verisi 2,29 ve yıllık ortalamada da %50,51 üzerinden değerlendirilmiş oldu. Bunu yıl sonuna kadar %30'a da %20'lere düşürme hedefi var siyasi iktidarın. Burada enflasyon bizde emeklerimizin maaşları, asgari ücret, memur maaşlarının zamları belirleyici unsur oynuyor. Buradaki 3 aylık veri bir sonraki 3 aylık veri üzerinden de toplanıp bir aritmetik hesaplaması var. Bu hesaplamadan sonrasında ortalamalar belli olup da onun üzerinden değerlendiriliyor. Bunu geçen seneki veriler üzerinden şöyle nasıl hesaplandığını bir değinecek olursak, Hemen birinci veriyorum onu. en Tabii son tabii. toplayı Buyurun. alıyor. Evet. Şöyle KJ'yi de alayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu 2022 enflasyon verileriydi. Enflasyon verinin Temmuz'dan aralığa kadar işte 2,37-1,46 şeklinde ilerledi. Bunun enflasyonun memur maaşları ve normal emekli SSK Bağkur maaşlarına etkisi şu alttaki tablo üzerinden değerlendiriyoruz. Buradaki tabloda işte 7. ayda 2,37, 8. ayda 1,46 bu şekilde bütün veriler yazılıyor. Yazıldıktan sonra bunu 100'e bölüp işte 0,0237 bölüp de çarpı 100 şeklinde burada bir katsayı elde ediyoruz. Bu katsayıların sonrasında ortalamalar alınıp 100'e bölündüğü zaman 15,38 belirleniyor. Ha, bu seneki enflasyonla yani Ocak'tan Mart'a kadar belirlendi. Ocak 6,65, Şubat 3,15, Mart 2,20. Yani şuradaki 3 para 3 kırılım belirlen sonucu belirlenmedi. Ha, bunu kabaca topladığınız takdirde 2020 Temmuz'da %14,51. Dolayısıyla %35, %15,38 belirlendiyse enflasyon, yani arada bir puanlık gibi bir fark var. Ha, şu andaki rakam 12,09. Ha, bir puan bunun üzerine gelmiş olsa %13 olur. Hadi kabaca %15 desek %15'in altına düşmeyecektir. Çünkü daha arkada 3 ayımız daha var. Yani Nisan, Mayıs, Haziran. Bu rakam minimum %20 olma ihtimali mevcut. Dolayısıyla şu andaki maaşların üzerine %20 bir enflasyon farkı gelecek. Refah payı da eklenirse bu rakam %20'nin üzerine çıkmış olacak. %20 üzerinden ne olacak? Şu an işte en düşük memur ve yani 2023 memuru 10.606 liraymış. Bunun üzerine %23 özür diliyorum. %20 eklendiği zaman 12 bin lira yapıyor. Ha, buradaki rakamlar biraz geride kaldı. Çünkü %30 bir fark vardı. Orada refah payı adı altında %10 bir fark verilmiş oldu. Dolayısıyla şu an en düşük memurumuz bizim 12 bin lira civarında alıyor. Keza yine buradaki rakam işte 7.500 lira olduğu normal SSK Bağkur emeklisinin en dip taban aylığı. Ha, burada kök aylık dediğimiz bir olay var. O kök aylıkta da işte
6.000 lira olana %20 gelişti. 1.200 lira olur. 7.200 lira, 7.500'ün altında kaldığından dolayı otomatik olaraktan onlara bir zam yapılmayacak. Ama işte 8.000 lira maaş alana %20 verdiğiniz takdirde dolayısıyla 1.600 lira olur. 9.600 lira olmuş olacak. Yani oradaki hesaplamaları biz bu yönde yapmış oluyoruz. Kabaca %15 ile %20 arasında bir farkı şu an benim tahminimce olacağını düşünüyorum. Temmuz'da gelecek olan zamla. Peki onu şöyle tekraren bir almak istiyorum. Şöyle hemen görüntüden alacağım. Refah payı meselesini birazcık daha detaylandırmanızı rica edeceğim. Çünkü genelde burada artık TÜİK'in açıkladığı rakamlar üzerinden değil, 15 üzerinden değil de hani %15 bir refah payı gelmişti. Bu biraz şu an belirsiz anladığım kadarıyla hani ne olup ne olmayacağı çok belirsiz. Refah payı verilmeyebilir ama üzerine ekleme de yapılabilir. Bununla ilgili bir tahmininiz var mıdır? Yani mesela şu an için %20 olarak ifade ediyorsunuz en düşük olarak ve hani önümüzdeki süreçteki ayları da içine katarak söylüyorsunuz. Ama refah payıyla ilgili de bir tahmininiz varsa onu da rica edeceğim sizden. Çünkü neredeyse TÜİK rakamları kadar önemli yarı oranında bu en sonki zamlarda etkilemişti. Memur ve memur emeklisinin zamlarında toplu sözleşme farkı da ekleniyor. Buradaki toplu sözleşme %6 son dönem için kesin olacak. Ama SSK Bağkur emeklisiyle ilgili enflasyon üzerinden ekstra bir refah payı daha önce bir önceki dönemde verildi. Ama evveli döneminde verilmemişti. Ha, bunun verilip verilmeyeceğiyle ilgili siyasi iktidar belirleyecek. Yani Ocak'taki zamla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı %14 nokta küsür üzerinden değerlendirilmişti. %30'a fixlenmişti ki enflasyonda %15,27 açıklanmıştı. Dolayısıyla o da %30'a tamamlanmıştı. Ha, buradaki işte bir seçim var. Dolayısıyla seçimden sonra gelecek olan siyasi iktidar da bunun net kararını verip ve onun üzerine. Ama büyük ihtimalle de refah payı verilmesi lazım. Çünkü enflasyon verileriyle satın alma paritesi yani sizin markete gidip de raftaki fiyatla bunlar aynı durmuyor. Durmadığından kaynaklı da paranın da değeri düştüğü için maalesef böyle. Ondan dolayı bir refah payı ihtiyacı gereksinimi duyulmuş oluyor. Bunun da verileceğini ben tahmin ediyorum. Ama yüzdelik oran kısımdan birebir aynı mı olur? Farklı bir rakamsal boyut mu olur? O kısmını bilemiyorum. O tamamen gelecek olan siyasi iktidarın takdirine kalmış bir şey. Peki, şimdi bu da önemli bir konuydu. Fakat bir diğer mesele